Sevgili izleyiciler, bizde heyecan dorukta. Heyecan Çünkü dorukta. Ben e, ben sağdan sağdan Acun'u gördüm. Geldi. Mikrofonu takılıyor. Direkt davet mi edelim? Evet. Acun. Acun. Merhaba. Selam. <laughs> Hoş geldin. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Acun'da biraz ses çıkmıyor sanki. Ya şöyle çıkar ses de. Hı. Benim için erken bir saat tabii. Evet. Ee, şöyle dün yine 6'ya kadar falan ofiste. Baktık 6.30'da. En yani. son görünmeye baktık. Evet. Müge inanılmaz. Öncelikle e, dün akşam Candaş'ın programındaydın. Evet. Oradan da Ebru Gündeş'le buluştunuz. Hayırlı olsun diyelim mi? Anlaştık mı? Ebru Gündeş'le? Ebru Gündeş'le. Evet. Tabii tabii. Ebru Gündeş'le anlaştık. Ya bu anlaşmak için gitmemiştim zaten. Daha önce anlaşmıştık. Evet. evet. O seste olacak zaten. O yüzden de çok mutluyuz. O Ses Türkiye yeni sezonda jüri üyelerinden bir tanesi evet. Ebru Gündeş. Aynen. Diğerlerini öğrenebiliyor muyuz? Yok öğrenemiyoruz. Ama olsun. biraz tizi öğrendik ama. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hatta bugün bir gazetede de var ipin ucundan. Kim? <laughs> Oğuzhan diyorlar. Dedikodular öyle mi? Evet, evet öyle. Diyor. Bilmiyorum. Biz yani tam yarın karar vereceğiz ama hmm. onlar öyle diyorsa halkın teveccühü işte belki kabul ederiz. Peki senin kafandaki o ses, çünkü biz sıkı bir o ses şey izleyicisiyiz. izleyicisiyiz. Gerçekten hani program falan diye değil de seyirci olarak da merak ediyoruz. Kadrosunda kimler var? O ses böyle hayalimde bir kadro diye bir şey oluşturmayayım ama o ses kadrosu eğlenceli olmak zorunda. Evet. Yani konuşmak zorunda. Onun dışında değerlendirme yapabilmek zorunda. Her futbolcudan teknik direktör olmayacağı gibi her şarkıcıdan da o seste jüri olmuyor. Doğru. Yani şimdi ben herhangi birisini yorumlamak ya da hani iyi kötü demek istemiyorum ama tabii ki bir duyduğun bir şeyi anlamak tabii ki kalitesini anlamak sanatçılar için kolay bir şey ama ona yorum yapmak onu değerlendirmek o çok kolay bir şey değil. Onun dışında bu işin de biraz mizahi tarafı da var. Öbür jürilerle uyum tarafı var. Baktığınız zaman şu andaki jürimiz geçen seneki de çok iyiydi. Evet. Hepsi zamanlarda... iyi. Yani ben iyi jüriler yaptığımızı düşünüyorum. İlk jürimizden başlayarak Mustafa Sandallı, Hülya Avşarlı jüri evet. çok çok iyiydi bence. Çok. Murat Boz'u o zamanlarda keşfettik hep beraber. Ben bu kadar eğlenceli bir oldu bilmiyordum Murat'ın. Yani Murat için de çok kısa bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten evet. hani o sesle ilgili konuştuğumuzda Murat sen ne hissediyorsun diye sorduğunda mesela bizim <laughs> Çocuklar sorduğunda Murat'ın dediği aynen şöyle e, hani o ses benim için ilk göz ağrım. E, Hı. siz eğer e, Murat olma derseniz hiç problem yok ol derseniz de olmak zorundayım demiş e, o da beni çok mutlu etti. o sen emekli sevgilim. olacak sanki <laughs> valla emekli olacak mı bilmiyorum da yakışıyor oraya evet, öncelikle güzel. o açıdan e, kesinlikle ben çok yakıştırıyorum evet evet bir de hani siz daha iyi takip ediyorsunuz da Hani sanatçılarımızda da böyle yeni jenerasyonda ben Aleyna'yı çok severim. Aleyna'ya karşı ayrı bir sempatim var ama Ediz var. Böyle 10 kişi de çıkmadı. Yok ya. çıkmıyor. Yani Gerçekten yeni jenerasyondan yani siz daha iyi takip ediyorsunuz. Evet, evet, on çıkmadı. tane flash isim çıktı da diyemiyorum. Yani, yani. oraya oturacak kriterde evet. bir şarkıcı da yok. Murat Boz bu sezon var. Ee, Oğuzhan Koç bir belirsiz sanki hala. Ya, Oğuzhan'la yarın görüşeceğiz. Yüzde doksan gibi. E, yani şöyle Bizim kendi aramızda bir değerlendirmemiz var. Olsan da ailemizden biri çünkü. Evet. Ee, o da hani böyle bu konularda sağ olsun konuştuğumuz zaman abi sen nasıl istersen diyen çok samim olduğum birisi. Ee, ama yakıştırıyorum tabii Olsan'dan. Ebru Eşitim Gündeş olacak. Ebru evet. Gündeş olacak ve Evet. Beyaz mı Diyelim. Yani e, beyaz olacak diye Hı. düşünüyoruz. Ya bunların hepsi bizim kafamızı gider de yani şey gibi oldu. O ses toplantısı gibi oldu. O ses gibi Siz oldu. Fazla... Aynen öyle. Siz bu arada, bu arada hayırlı olsun falan diyeyim ben. Bu arada. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yanlış anlamayın. Yani i̇lk defa buluştuk. Ya yani 15 alırsınız. yıl sonra evet. bir kesinlikle. Biz de seni ilk kez on, 15 yıl sonra evet, doğru. ele geçirdik. Çok düşürüz. gelmek istedim. Acun'u İnanılmaz miyim? bir sürü soru hazırladık senin için. Oh. Bir kere Acun Ulucalı durdurak bilmeden çalışıyor. Önce televizyon kanalı ardından... Pardon bu sıcak su getirir kimin fikri? Ben <laughs> mi? Yani, kaynar su ya. İyi bakıyorlar. Vallahi Allah razı olsun. Sesi açılsın diye. diyedir. <laughs> Ihlamur verin eğer sıcak su <laughs> İnanılmaz bir şey. Soğuk su. Su genelde soğuk içilir ya. E, pardon. Önce televizyon kanalı, evet. ardından dijital platform, evet. Eksen, Acun Medya Akademi ve şimdi bir futbol takımı satın alıyorsun. Evet. Acun Ilıcalı'nın bir sonraki hayali ne? 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Hiçbir zaman 10 yıllık plan yapmadım. Yapsaydım da başarılı olacağımı zannetmiyorum. Yani e, ama hani tabii ki şu bir gerçek rahat duran biri değilim. Hı hı. E, artık kapasitemin çok üzerinde artık. Eskiden kapasitem var kapasitem var diye geziyordum. Hı hı. Artık kapasitemin şu anda çok üzerinde bir iş yoğunluğuyla buluştum bir gerçek. Hı hı. Ama e, kendi prensiplerim var. O da şu... Nedir? Yani e, kendi özel hayatımdan, kızlarımdan, e, kendi ne bileyim, e, mutlu olacağım ortamlardan mümkün olduğunca taviz vermeme konusunda hı -hı. E, açıkçası kendi kendime söz verdim diyebilirsiniz. Hı hı. Yani böyle, zaman e, ayırabiliyoruz. Mutlaka. Yani ama bizim zamanlar şöyle oluyor. Hadi 3-4 saat boşluk var. E, hani çocukları alalım bir yere götürelim, denize gidelim gibi. Öyle e, tabii aslında mantık dışı hı -hı. E, tatil e, hı -hı. operasyonları yapıyorum aralarda. Ya da işte ne bileyim arkadaşlarımla vakit geçirebiliyorum. İşte e, şu aralar tabii eksenden dolayı tamamen kafamız e, güzel de gidiyor. Şampiyonlar evet. Ligi'nde ama onun dışında normalde arkadaşlarımla saat 12'den 1'den sonra buluşarak kendime öyle bir vakit de ayırabiliyorum. A ama yoğunluk olarak diyorsanız yani nerede uyandığımı bilmiyorum. Ee, yani Uyanıkta ben odada... Yunanistan'da mıyım, Amerika'da evet. mıyım, işte Slovenya'da mıyım, falan Ocak yok. sonrası kesin öyle oluyor. Yani Ocak sonrası kalktığımda Tavana bakarak şu anda <laughs> neresi diye e, açıkçası e, kendi kendime yeri bakıyorum. Yani akıl almaz bir iş onun var. Yani şimdi konuşmaya kalksak 3 saat sonra ama... Bir gününü anlatır mısın? Sabah kaçta kalkarsın, kaçta yatarsın? Arada kaç ülkede dolaşıp kaç büro gezersin, kaç yani toplantı şimdi, yaparsın? E, e, yani ekim Kasımsa daha Avrupa bölgesinde olan bir Ekim-Kasım hmm. bekliyor beni açıkçası. Aralarda mutlaka tabii yine bir domine gitmem gerekiyor ama... Yani böyle net bir günüm olduğunu söyleyemem ama hani şöyle bir gün yaşadım mı diyorsanız hani kalkıp ondan sonra işte 3 toplantı yapıp Atina'ya gidip 3 toplantı yapıp oradan Hollanda'ya gidip 2 toplantı yapıp sonra aynı gecede Türkiye'ye döndüm oldu. Yani bu da dediğim gibi hani hep vakit sıkıntısı. Tabi bu pandemi olayı beni bir tur rahatlattı. Dünyanın zoom dünyasına dönmesi. Yani seyahatsel olarak iş seyahati olarak çok büyük bir yükü aldı. Eskiden buzlum olayları o kadar trend değildi. Evet. Pandemi oraya sürükleyince bence artık şey sonrasını da etkileyecek. Pandemi sonrasını da etkileyecek. Hı. Ve insanlar eskisi kadar oradan oraya koşturmayacak. Ama tabii ki maalesef ya mesela şeyin açılışı var. Çek Cumhuriyeti, Exatto'nun açılışı var. Hı. Orada olman lazım. Ya da şimdi Amerika'ya yeni bir proje yapıyoruz. Hı hı. O projede gidip castingi yapmam lazım. Yunanistan Survivor'u seçmesine gitmem lazım. Hani Peki bu bizim canlı şeyler... yayından çıktıktan sonra böyle pestilimiz falan böyle. Hani birisi gel dese aa, he, aa, falan oluyor. Bu kadar trafikte nasıl enerji alıyorsun? Bir şey mi özel yiyorsun, <laughs> içiyorsun, vitamin yok, yok. mi veriyorlar? Yani <laughs> keşke, yani o konularda takdir ediyorum tabii de bir yeteneğim yok yani Ama şunu yapabiliyorum ben, ben istediğim zaman uyuyabiliyorum. Benim hmm. en büyük avantajım en o. Güzelmiş. Hayattaki en büyük avantajlarımdan biri. Yani ben şimdi ha. bu yayın bittikten sonra bir 50 dakika uyuyarak güne devam edeceğim hemen. Ha parça parça küçük uykularım var. Hem mesela karnacıklı zaman bir şersin şey ya. Evet. Ben uykum gelince uyuyabiliyorum hemen. Ha yani çok iyi. Yani 10 dakika uyuyabilirim. Yani bir gün o sesin canlı yayınıydı. Evet. Canlı yayında reklam arasında uyudum. Yani 8 dakika vardı. 8 dakikanın 6 dakikası uyudum. Ee, gitme gelme 6 dakikanın dışında da onu ona yetiştim mesela. Çok rahat uyuyabildim. Gençlik oldum. iksirin uykusu mu? <laughs> ya gençlik iksiri diye bir şey yok da hani e, ruhum gençleyebiliriz aslında. Ben onu Ama bir şey söyleyeceğim. Yani bir uzun zamandır görüşemiyorduk. Ben şimdi bakıyorum. Gerçekten te, ekrandan nasıl görünüyor bilmiyorum ama değişmemişsin. Çok fazla <laughs> değişmemişsin. Hatta bir ara estetik oldu haberleri bile çıkmıştı hatırlarsan. Yok estetik olmadım. Yani e, açıkçası bizim aileden kaynaklanan bir avantaj olabilir. Genetik o. bir şans mı? Bence biraz öyle. Yani bizim çünkü biraz Azerbaycan atalarımız da Azerbaycan'dan gelen Azeri şeyimiz de var. Kökümüz de var. Belki ondan mı diyorum? Ben de çok hani açıkçası bir bir, bir sırrı diye bir şey çok yapamam. Hani dünyanın en sağlıklı insanı falan değilim ama baktığım zaman hakikaten böyle yaşıma göre fena durmuyorum. İyiyim yani? Evet, yaşıtlarına göre bile. Evet, evet. Peki Başarılı ve zengin iş insanı deyince herkesin aklına hep böyle kravatlı, işte sadece genel müdürleriyle konuşan ulaşılmaz insanlar geliyor. Sende ise durum başka, bambaşka gerçekten öyle. E, gençler hep senin yanında çalışmak istiyor, seninle olmak istiyorlar. Çalışma hayatında gerçekten göründüğün gibi misin? Yani öyleyim tabii ki. Yani şort terlik gezerim, <laughs> ayakkabı işimize de geliyorum diye bir de dün akşam candaş için giydim. Ayakkabı giydiğim zaman daralıyorum. Yani Basıyor e, mu? Gerçekten daralıyorum. Yani üçüncü, dördüncü saatten sonra o ayakkabıyı fırlatmam lazım. Çünkü yani gün boyu ayakkabı giydiğimi pek hatırlamam. Yani ayakkabı benim için büyük bir angarya. Onun dışında gömlek yılda 15 kere, cekette 4 kere falan giyiyorum. Ortada. Bu siyah tişörtlerinden kaç tane var? Şimdi sipariş ettim 500 tane geliyor. 500, 500 tane. Evet. Yani, yani bunu giymenin sebebi hiç sabah kalkayım da... ...ama anne giyinim düşümeyeyim dediğin için. Bu ya Bu şöyle etmiş. oldu. E, her gün serverde, ekranda ola ola... Hmm. ...ya tişört, tişört değiştire değiştire artık... ...abi şu muhabbet şuna döndü. Abi bunu giydin, aa olmaz. Bunu giymedin, olur <laughs> olur bilmem ne. Şortla uyumu bilmem ne. Ben bir gün dedim ki ben kendi kendime... ...ya her gün niye ayrı tişört giyiyorum? Yani oradaki amaç ne yani? Hmm. Giyin bir tane tişört. Yani o zaman serverde devamlı tutsun. Hani e, bir şey olduğu zaman... ...insert bir çekim yapmamız gerekiyor. Aynı tişörtü ara bul bilmem ne kayboldu. Bizim çocuklar biliyorsunuz zaten sakardır. Hmm. Şu tişört nerede? Abi yaktık. Kusura bakma. Yani her şey başına gelebilir. Ondan sonra yani e, hayatımı kolaylaştırma adına e, siyah tişört giymeye başladım. A, ama Allah'ın emri de değil yani. Böyle ara ara ince ince yakalı siyah giydim oluyor hmm. mesela. 500 tişört <laughs> de yolda geliyor. 5 tane geliyor. 1000 yani tane siyah tişört... Ee, sevgili Selim'den istedik. Hmm. Ee, Selim Şenkaya. E, o sağ olsun e, çok yakın Bursalı e, dostlarım. Şenol abiyle beraber e, tekstil işi yapıyorlar. Ondan sonra sağ olsun e, Acun abi sana tişört yapmak istiyorum dedi. Ben de yolla 500 tane dedim. Bizim de bu hafta gelecek. Geliyor. Acun bir de parmak arası terliklerin. Onlar da o, Ondan gidiyorsun. parmak arasından değiştirdim terliği şu anda. E, parmak arası çünkü kolay değil taşıması. O de zor gelmeye başladı. Şimdi yeni terlikler çıktı. Düz olan terlikler. Onlardan kullanıyorum. De şu de göstermek şey... isterdim ama size ciddi bir Göre, Görebiliyor muyuz? Yok hayır. Şu anda ciddi kıyafetimle geldim. Ciddi bir, kıyafetle. De, bir de senin saatin çok konuşuldu. Çünkü sen açıkladığın için evet. konuşuldu. Evet. Ben mi <laughs> Evet, Açıklamadım sordular. Evet. Ben Peki, doğru, evet. Sordular da. Peki doğru evet sordular da. Ben yani saatinle ilgili <laughs> açıklama yapamıyorum. Durun durun dur, evet, Arkadaşlar sordular sordular. Biraz zorlarsanız saatten de vedalaşacağım galiba. ben. <laughs> doğru doğru evet. sordular. Evet. Peki o saat bu saat mi? O saat bu saat evet. Ya bu normal bir saat güzel bir saat aslında. Güzelmiş evet. Ben yani e, aksesuar takmıyorum. Bir tek saat takıyorum. Saatte de çok hafif olması lazım. Yine aynı terlik gibi düşünün. Evet. Saatin süper süper hafif olması lazım. O yüzden Yok gibi olacak. çelik olma, çelik fiş olmayacak. Çok hafif olacak. Oyuncak saatler gibi olacak. O yüzden de e, hani saatimi sevdiğim... Fiyatı? Fiyatını boş verin. Için... <laughs> Fiyatı... Arayın <bulma. gülüyor> Peki. E, yorumlara da bakıyoruz. Sorulara da bakıyoruz. Seni o kadar çok idol olarak gören insanlar var ki merak ediyorlar. Klasik çok duydun o soru geliyor şimdi. Evet. Nasıl Acun Ilıcalı olmuş? Ya nasıl acın olur zorlamanın çok mantıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani hani, örnek alınacak bazı özelliklerim olabilir. Sağ olsunlar. Ee, onların takdir etmesi çok önemli ama hani Acın olayım değil. Hani ama yani Acun gibi olayım diye bir şey olabilir. Çünkü evet. hani, e, hani başarı olarak konuşursak tabii ki Allah nasip etti ama söylemek zorundayım. Hani bütün dünya üzerindeki tek insanım. Ee, hani başarı paritesinde olarak televizyon dünyası olarak konuşursak evet. Hani büyük kanal sahibi olabilen tek insanım. Hatta şöyle diyorlar, sen de bunu söylüyorsun. Muhabir olarak girdiği kapıdan evet. televizyonu alarak çıktı. Evet, Televizyon evet. ve bir sürü şey. Şimdi hani bunu hayal etmek çok kolay bir şey. Bunu ben de hayal etmiyordum zaten. O yüzden bunu zor, çok mantıklı bir elde değil bu. Hani bunu hayal ederse de bir insan yanlış yapar. Ben e, Candaş sorduğu için e, yine aslında aynı yere geldik ama söylemem lazım. Sonuçta çok ayrı kitlelerle, Hı. hani birisi full futboldu, burası da hani daha para e, e, yönelik bir program olduğu için aynı kitle çok buluşmamıştır diye anlatayım. E, yakın planlı şeyler yapmak lazım, yakın e, dönemli planlar yapmak lazım. Uzun plan bence insana yoldan çıkarıp saçma yerlere götürür. Çünkü sen... Hani 4 yıl sonrasında muhakkak edebilecek, 5 yıl sonrasında muhakkak edebilecek durumda değilsin. Bizler için söylemiyorum, gençler için söylüyorum. <laughs> üniversitedesin, ee, belki yanlış üniversitedesin. Yani <laughs> o üniversiteden mezun olup da belki o işi yapmayacaksın. Benim yani mezun olan arkadaş hiçbir arkadaşım, %80 diyeyim aynı işi yapmadı yani. Hepsi başka işler yaptı. Şimdi doktor doktor oluyor da, <laughs> evet. onun dışında işletmeci diye bir doktor, bizim önünde işletmecili vardı mesela. İşletmecili diye yıllarca anlayamamıştım. Zaten boşuna anlayamamış diyelim. Biri borsacı oldu, biri işte o oldu. Yani şunu demek istiyorum. Meslekle ilgili kariyer planlaması yaparken böyle 300 metreye değil hep böyle bir 10 metrelik görüş açısında gitmek lazım bence. Oralarda Acı da hani tavsiyede şöyle... bulunacaksam da ha. her zaman şunu söyleyeyim. Ben hayatımda hiç maddiyattan dolayı bir iş hareketi yapmadım. Hı hı. Hani dünyadaki en büyük hata bence maddiyattan dolayı iş hareketi yapmamak. Bunun iki örneği de karşımda şu anda. Hani sizin de hani hayata bakış açınız olduğu için bence. Evet. Hep güzel kanallarda güzel programlar yaptınız. Evet, teşekkür ederim. Peki ederiz. E, teşekkür ederiz. Peki şöyle diyebilir misin? Çok çalışmak, uykundan fedakarlık etmek, özel hayattan fedakarlık etmek, başka neler? Yani, sana bakarak neslin önemli bir bölümü de yetişiyor. Örnek alıyorlar. Ya konuş şu şimdi. Sadece paraya önem vermeyin. Evet, bu bir tane ve çok önemli. Diğerlerini. Bence olur? bir kere yani mutlu olabilmek lazım hayatta. Hı -hı. Yani insanlar şunu düşünmesinler. Ben yani çok inandığım kendi sözüm var. Bu sözü gündeme getirmek yine istiyorum. Ee, para mutluluk getirmez. Evet. Ama parasızlık mutsuzluk getirir. Ha, çok doğru. Yani benim görüşüm bu. Hayat görüşüm bu. Yani parasızlık mutsuzluk getirir ama para mutluluk getirmez. Parayla mutlu olamaz. Hatta yani çok sevdiğim e, bir psikolog dostumun e, söylediğini söyleyeyim size. Para mutluluk getirseydi... Bütün müşterilerim zengin olmazdı dedi. Ha, yani, güzelmiş, <laughs> evet. doğru. Bunu yani şimdi ben Allah'a şükür hayatın iki tarafında görmüş biriyim. Bu da çok değerli bir şey. Hani parasızlığı da parayı. Parasızlığın dibini. Hı hı. Ne kadar dibini gördün? Bir ya, örnek versene. Ya hiç param yoktu mesela. Yani, Cebinde hiçbir şey yok. Sıfır diyorum. Ben. Yani sıfır gelir yok, para yok, iş yok, esatta kalıyorum. Ne yiyip ne içiyorsunuz? Esatlarda her şey açık büfe. şey, <laughs> sorun yok. Ya. ya da arkadaşlarım bana para harcatmıyor o dönemde. Yani o zamanki yani çocukluk arkadaşlarımla <laughs> beraberim. E, e, işte bizde para yok diye yani bizde alman hesabı yoktu zaten. Yani herkes istediğini yani kaç, masalı bir ödüdü. Kaç ay öyle gezdin? Bir yıl öyle gezdim. Yani. Yani bir yıl yakın da bir yıl. İflas etmişim ya şimdi annemlerden rahmetlerden bir şeyler kalıyor. Onları iki yıl içinde zaten batırıyorum. Üst üste iki iflas artık yani satacak mı da bir şey kalmıyor. Hani ev falan da yok yani. Ev yok, araba yok. Ee, bir motosikletim vardı. Yarış motosikleti. Ee, başka hiçbir şeyim yoktu. Bir yıl öyle geçti. Motor iyiydi ama yani. O son, en son onu satmadım. Onun dışında yani para harcamadan bir yıl geçirdim. Ee, güzel bir hayat. Derdin tasan olmuyor. Ondan sonra hani borcun olmuyor. Hani o da bir ayrı bir isteyen ya, olmuyor. Hani şey gibi, televizyoncukta vardır ya mesela tekrar yayınlayacağım. Za bugün zarar etmeyeceğim derdi. <laughs> evet. sistem de onun gibi oluyordu. Hiç para harcamadığın zaman, para olmadığı zaman para da harcamıyorsun ama borcun da olmuyor. Bir yere ödemen yok. Öyle akıyorsun. Ee, hani mutsuz değildim bu arada. Hani, hmm. bir yıl güzel bir, yıl geçti. Yani ben tabii ama Esatların evde kalıyorum. Yani e, rahmetli Emel teyze yani Yediğin önünde yemediğin arkanda. Öyle onu bırak eve artık o kadar şeyim ki Esra, Emel teyzeler seyahatte diye onların odaya yerleşmiştim. <laughs> Ondan sonra <laughs> ha. ya odada normal yani Emel teyzenin yatağında yatıyorum daha geniş yatak falan diye böyle. Kapı bir açıldı. Şeyde tatil Antalya'da tatil Kapı bir açıldı Emel teyze girdi. <laughs> ben tabii onun odasındayım falan. Hani benim de bir odayı nasıl dağıttım falan düşünün. Kadın ondan sonra girdi içeri aman ya Rabbi falan böyle çok da <laughs> ha, Esat zaten şok emel derdi annesine. Devamlı böyle çok fazla yüksek tepkiler tepkiler verirdi. Ben neyse bizim odaya geçtim. <laughs> Telefon var. Telefona sinyal yanıyor böyle. Bip, bip. Diye. O zamanlar şey telefonlar var. Telesekreter. Evet, evet, Ondan var. sonra play'e bastın telesekreterde. Esat'ın sesi. Annem geliyor Acun saçmalık yapma, <gülüyor> <gülüyor> saçmalık yapma sakın annem geliyor dikkatli ol diye biraz geç dinlemiş oldum tabi. Ondan sonra ne bileyim işte e, o evde beni kaldırmak kolay bir şey değildi çok dağınık bir tipim ama çok mutlu bir sene geçirdik. E, onun sonrasında işte bir gün işte yoldan geçerken <laughs> e, Show TV'ye giriyoruz denenmek üzere yani o bölüm hayatımızın eğlence bölümü. Bir... Şimdi nereye geleceğim? Vallahi çok mutluyduk. Yani yine top oynuyorduk. Zaten hani hayatımda farklı değildi. Hani yine gece top oynardık. Ee, akşamları muhabbet. E, gündüzde biraz tabii yapacak bir işin yok durumu var ama e, vakit iyi akıyordu bizim çünkü. Yani e, Hamdi bizim sevgili e, Hamdi vardı. Hamdi Yola Özden. çıktığın hiçbir arkadaşını da unutmadın. Hepsi şu an yanında en önemli yerlerde. Böyle yani bir de, vefası diye bir şey. ya yani, o vefa, Aman vefa gösterin falan, falan değildi. Ben onlarla zaten beraberken mutluyum. Hı. Ben mesela yani bu sene e, Alaçatı'da bir ara baktım tam 28 kişi var evde. 28 kişiyiz evde. E, odan, evinin odalarını sırf daha çok misafir gelsin diye oda eklettirdiği doğru mu? <laughs> bak işte bu biliyor musun? <laughs> evet. Şu haberi <laughs> evet. sana yemin ediyorum bir tek siz bulursun biliyor musun? Bulursun evet. Ya. Hatta evet, 11 bir oda. Oo. Ya, bütün detaylar var bu masada. Müge <laughs> bekleriz yazın. <diyorsun. Helal>. Gelirim. <laughs> evet, tamam. Evet. E, 11 artı 2. E, i̇ki, iki tane de şey hayır e, evde sağ olsunlar bizim meraklanan arkadaşlarımız için 11 misafir odası yaptık şimdi böylece yani insan fışkırsın istiyorum evde böyle tamam ah, ah, ev... neyi canlandırmak istiyorsun böyle çocukluğunu mu Yok, yoksa be, yalnız o kalmaktan doğru. mı korkuyorsun? Yok şimdi ya? yalnız kalmaktan korkmam ama yalnız yani korkudan dolayı değil de alışkanlık diyebiliriz benim annem yedi kardeşti <laughs> ondan sonra babam da dört kardeş yani ortam hep kalabalıktı. Ve o kalabalığı yani annemler o kadar misafir perverdi ki. işte mantıya 25-30 kişi giderdim mantı meyve Oo. Annem mantı yapardı 30 kişi. Yani o sörkülasyon ve o kalabalık bana hep güzel enerji verdi. Ben hep sevdiğim insanlara vakit geçirmek istedim yani. Hayatım hep öyle geçti. Yani lisede de, şimdi lise arkadaşlarımla da hala görüşüyorum mesela. Ve o kalabalığı seviyorum. Misafir çok seviyorum. Hani misafir, hani geliyor misafirler, çok teşekkürler, çok yarın. Abi ben seni ağırlamak istemiyorum aslında. Ben seninle beraber olmak istiyorum. Onun için çağırıyorum eve. Hmm. Yani geçen sene anlattım. Sevgili Mustafa var bizim. Hani müzik sistemlerimizi yapan arkadaş. Ondan sonra dört gün bende kalmış mesela. Aşırı mutlu oldum mesela. Hani tek müzik sistemi yapmaya geliyor. Ondan sonra Mustafa nerede kalıyorsun dedim. Sizde kalıyorum abi. <laughs> <laughs> Görmemişsin <Evet>. beni. <laughs> Hayır. Hayır ben o sonra gelmiştim. O zaman bizde kalıyormuş zaten. <laughs> ben gittiğimde, ondan sonra evet. çok da mutlu oldum. Yani e, insanın evi gibi görmesi. E, i̇şte Amerika'dan Martin geldi. Şimdi burada değil tabii uyuyor şu anda evde de. E, Martin 20 gündür bizde yani. Hani ne zaman dönecek belli değil. Ucu açık bir misafirim var şu anda. Yani e, <laughs> Hiç e, seviyorum yani şeyi. Misafir olayını açıkçası. E, sen seviyorsun. Peki Çağla seviyor mu kalabalığı? Sever tabii ki. Yani e, Öyle şimdi bir uyum ister ilişki zaten. Tabii. Zaten birbirimizi hani tanıyarak e, bir ilişki yaşıyoruz. Orada zaten bildiği biriyle beraber. Hani <laughs> bir anda piyangodan misafirler <laughs> çıkartmadım yani. Ama tabii ki hani her, her 25 kişi devamlı evde yaşandığımız söz konusu değil yani. Onun ayarını yapmak lazım. Hani o konularda hani e, kötü olduğum bir alanda değil yani. Onu ayarını yapabiliyorum Ben genelde e, açıkçası karşı tarafa hep kendimi koyarak hayatta öyle yaşarım. Peki ee, Çağla yaparım. senin bu trafiğinde Hollanda, İngiltere, işte Yunanistan, Meksika. Türkiye, Meksika yeter artık dur ben çok yoruldum diyor mu? Yok yani, yani, yani bir gün tanırsınız inşallah. Evet ben e, çok, şöyle bir ayak tanıdım. Evet çok duracak biri değil yani. Yani mesela şöyle anlatayım <laughs> hani deli deli bulur derler ya. <laughs> evet. Bir gün atladı İstanbul'dan e, kendi başına. Uçağa atladı Fethiye'ye gitti yamaç paraşütüne atladı yamaç paraşütüyle o Fethiye'nin işte Kelebekler Vadisi'nden aşağı doğru Hı. indi ondan sonra atladı döndü İstanbul'a geldi yani günü tek başına çok böyle sakin falan duruyor böyle bir Yok, yamaç sakin paraşütü sakin ondan korkun ben size söylüyorum evet öyle <laughs> derler sakin, sakinden korkacaksın hayatta hani o, o sakin hayatına neler kattı? Ne hissediyorsun? Ya tabii ki çok büyük bir mutluluk kattı. Yani o bir gerçek. Sonuçta yani bizim gibi insanlar için hı hı. özel hayatta sorunlu olmadığı zaman evet performans çok artar. Çok. Yani özel hayatta bir sorun olduğu zaman o ister istemez her şey yansır. Hiç yani takılırsın. Yani, açıkçası hani böyle o konularda çok başarılı bir insan olmadım hani çok sorun yaşayan da bir insan oldum geçmişimde. Hı hı. Bu da benim işsel alanda ciddi derecede böyle bir beni zorladığı zamanlar oldu. Yani Sanki vakit olarak. Sen zorlamıyormuş gibi gösteriyordun tabii de. Yok sonuçta biz ekran önündeyiz ama biz de yani insanlar gibi birçok sorun yaşıyoruz ve hani dediğim gibi hani buraların zenginlik, para pul falan onlarla alakası yok ya da ben çok mutluyum, çok iyiyim demekle de alakası yok. İnsan bu sorunları yaşıyor. Bu sorunlar yaşanmadığı zaman o işin performansa çok pozitif yansıyor. Hmm. Yani şu laf boş bir laf değil mesela her başarılı erkeğin arkasında bir kadın Kesinlikle. vardır diye. Hani bebin benim... arkasına çavla var diyebilir miyiz? Ee, tabii ki yani sağ olsun mesela o, o hiç sorun yaratmaması ve bu konularda e, beni rahat hissettirmesi, e, anlamsız problemlerle uğraşmamak, e, problem çıkmaması benim işime full konsantrasyon zaten son yani dikkat ederseniz son iki yılda yani evet. e, ben ciddi derecede e, işe konsantre olabildim. E, sonuçta hepimiz özel hayatımızda sorunlar yaşıyoruz. Yani ne bileyim bazısı ne bileyim kardeşiyle sorun yaşar, bazısı evet. eşiyle. Yani bu sorunlar hepimiz yaşıyoruz. E, ben de dönem dönem her dönem diye anlatmayayım bazı problemler yaşadım oldu ama şu anda... Hani huzurlu bir dönem diyeyim diyebilirim. Hayır, ben surat ifadenden şöyle anladım. Ee, geçenlerde böyle bir konuşmamız vardı. Benim arkam dönüktü. İznin olmadan anlatıyorum şimdi. Benim arkam dönüktü. Acuna ben bir şey anlatıyorum. Bir anda Acun başka bir yere baktı. Yüzünün ifadesi değişti. Kim geldi ki? Dedim. Bir baktım Çağla gelmiş. Gözlerinin içi gülüyormuş, Öyle anlatıyor. Evet, öyle anlattım dedim. <laughs> Dedikoduyu yaptık aramızda. Bunlar sizin mesleğiniz bir şey diyemiyorum. Bana hani yorum yapmak düşmez. Siz takdir edeyim bunları. Peki Acun çok merak edilen sorulardan bir tanesi de bir dönem mahkemelik oldunuz. Şu anda TV8'de programa başladığı Zuhal Topal. Evet. Buzlar Bu nasıl eridi? Ya o konuda yanlış bilinen bir şey var. Bizim <laughs> Zuhal'le bir problemimiz olmadı zaten. <laughs> hani ben Zuhal'i zaten severim takdir ederim. O problem Zuhal'le böyle bir de bir problem değildi. Hani Zuhal'le problem yaşadık da onu tatlıya bazlı diye bir şey söz konusu <laughs> asla değil. Daha önce de belli ortamlarda görüşmüşlüğümüz var. Çok da takdir ettiğim birisi. Biz o dönemde o programın formatıyla alakalı Fox TV ile bir problem yaşadık. Ama Fox TV'nin başında da çok değerli insanlar var tabii ki. Onlarla o problemi de çözdük açıkçası. O yüzden hani Zuhal ile böyle bir problemliydik. Ama hani hayatta bakış açımı soruyorsanız evet. kasti girişler hariç genelde problemleri çok uzatan biri değilim yani. Hı. Yani durumları olduğu zaman bazen oluyor da yani Zuhal'le de yani atla deve değil yani o teknik bir konu. Başarılı buluyoruz ve transfer ettik. Hani bu durumlarda yani çok uzatmanın da bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Ünlü... Yani böyle çok uzun bir ateşemiyoruz zaten. Evet. Bir ünlüyle çalışırken yeteneklerinin de işe yani hani o işe uygun olup olmadığının dışında şöyle düşünür müsün? İyi kalpli, kötü kalpli. Ayırır mısın böyle? Ya i̇lk abi kötü kalpli diye Ben kötü kalpli demeyeyim. Ünlülerimize hı. öyle bir saygısızlık yapmak istemem de... ...hani e, pozitif enerji almadığım insanlarla çalışmamaya özen gösteriyorum yani. Hı hı. Genelde e, çok çalışmam ama... E, ha, şunu da söyleyeyim Hani ...ben sanatçılarımıza baktığım zaman da... ...siz tabii biraz daha olaya başka açıdan bakıyorsunuz. Ben evet. daha hümanist bakarım. Hı hı. Yani benim e, böyle sorun yaşadığım sanatçı yoktur. E, problem yaşadığım insan çok azdır. Hani... Çok problem yaşadığımı söyleyeyim. Yani Bilmiyorum bir iki tanedir böyle çok istisna. Yani artık kasti olarak bana karşı kafayı bozmuş. Hmm. Benle takmış. uğraşan ha. takmış uğraşan yani gitmiş adam mesela benim sponsoruma niye acunlu anlaşıyorsunuz bilmem ne deyip böyle bir konuşma yapmış bir adam mesela. Şimdi bu adamdan artık bir hayır gelmez bana yani bizim ilişkimizden de bir şey olmaz beraber de çalışamayız hani böyle bir kimlik var hı hı. o kimlikle çalışmam mesela ismini merak ediyorsunuz. Evet tabii ki söylemeyeceğim. Yani. Evet <laughs> yani. böyle okumaya çalışıyorum Peki evet. Ay, şu ana kadar sanatçılarla ha. böyle hep çok iyi geçti mi yani hep çok iyi miydi hiç tabii, sorun tabii. çıkaran olmadı mı? Ya biraz aslında şöyle dedi birisi bilmem doğru mudur. O ses için anlatıyorum. Evet. O ses de çok satan devamlı devamlıyoruz evet. Ya burası bir cami gibi gelen de hani buranın adabına uyuyor hı hı. Iı, hı hı. diye yorum yaptı. Ee, çok sevdiğim birisi yine bizim ekipten. E, yani birbirlerini sevmezseler bir bile mu oluyor? kankilik mi oluyor orada? Yani orada ha. şimdi böyle bir sorun yani o seste mesela sorun çıkarmak biraz anlamsız olur. Yani evet. böyle herkes neşeli, zaten sıcak. Bir de hani, orijine bir bakarsanız çalıştığımız insanlar Hadise, Murat Boz yani ne bileyim onun dışında şimdiye kadar çalıştığımız Hülya Afşar. Hani Hülya Afşar benim için hani sanat dünyasındaki çok önemli çok değerli bir isimdir. Bizim yani, için de öyle. Yani ben açık açık söyleyeyim. Hani muhabir olduğum için zamanında anlatıyorum. Evet. E o sanat dünyasının bir tarafından girmişim zaten bir tarafından çıkmışım. Yani bu kadar iyi kalplisini çok nadir gördüm. Yani bu kadar hasetten uzak şey değil böyle negatif değil sonra rahatlatıcı bir şey olduğu zaman arayıp hiç kafanı takma hiçbir şey olmaz diyen yani, insanlara Hülyamşar mutluluk veren bir şey. şöyle der hep yıllardan bu yana. Sanat dünyasında ünlüden dost olmaz. Katılıyor musun onu bu görüşüne? Ya biraz kadın kadınla hikayeler var ya orada. Bence Hı -hı. orada öyle şeyler yaşanmış. Kırılmış olabilir. Yani erkeklerde aynı şeyi de görmüyorum açıkçası. Ama tabii yani şöyle bir konu var. E, sanatçı oyuncu grubunun mesela normal hayata adapte olması çok kolay olmuyor. Hı -hı. Bizim Aslı Çin'i bilirsiniz zaten. Evet, Aslı Çin'e şimdi adını vermeyeceğim. Yani bir oyuncuyla görüşme yapıyor şimdi. Ondan sonra dedi ki Acun o kadar kibar ki. Geç kaldı. Ee, öyle bir konuşma yaptı ki bana. Yani yarım saat geç kaldı. Öyle konuşma yaptı ki hiç dedi bir anda dedi hiçbir şey hani en ufak bir şey kafama takmadı dedi. Aslı dedim. Çocuk oyuncu zaten dedim. <gülüyor> 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 yani, Güzel. Çocuğun evet, mesleği bu <laughs> zaten dedi. Herhalde gelecek bir konuşma o yapacak oynadı. orada. <laughs> Ondan sonra sen de dedi bir aşık olmadığın kaldı dedi. Yani, Peki sırlarını diyorum. ünlü arkadaşlarına paylaşır mısın? Yani aklın ucundan şöyle bir şey geçer mi? Ya yarın öbür gün gider beni satarsın. Yok saparsın. ben yani bir sırlarımı dostlarımla hep paylaşırım. Ama beni şimdi benim için ünlü erkek benim için ünlüler dünyasında kim var? Yani çok? böyle 20 tane dostum yok. Benim kendi arkadaşlarım biliyorsunuz Kadıköy Anadolu arkadaşlarım hı hı, var. Çok hı. ciddi derecede. Ne bileyim o zamanlar İstanbul Üniversitesi'nde okula fazla dahil olamadım ama İstanbul Üniversitesi'nin kantininden ve Boğaziçi'nin manzara şeyinde kafesinden arkadaşlarım var o küçüklükten gelen. Onun dışında sonradan hayatıma gelen Bugün en fazla 6-7 tane böyle yakın, çok yakın görüştüğüm dostum. Hani biliyorsunuz zaten Oğuzhan Eser İbo'yu zaten biliyorsunuz. Evet. Onun dışında Hasan Can son dönemlerde ona girecek benim girecek için hani gerçekten beraber olmaktan duyduğum. Murat Boz'u söylememe gerek yok. Ebru Gündeş çok eski çok dostum. Hülya Afişer, Hadise bu şekilde dostlarım var yani. Ama böyle bunu devamını böyle çok uzun getiremem yani. Hı, liste bu kadar. Peki sonradan hayatına giren bir isim Hasan Can. Evet. Nasıl bir araya geldiniz? Hasan'la yani sevgili Hüsnü Gürel'in kızı Yosun bir gün açıkçası akşam beni aradı. Dedi ki böyle bir yetenek var bakar mısın? dedi. Ben de gece saat bilmem kaçtı. Üçte dörtte baktım. Sonra iki saat boyunca Hasan Can'ı seyrettim. O zaman YouTube'daydı. Abone sayısı da 200 bin falan yanlış anlamayın. Sonra 1.3 falan oldu ya. Oldu, evet. Ben onu seyrettiğim zaman da abone sayısı 200 bin. Yani Hasan Can'ı böyle benim arkadaşlarım arasında bilen yoktu açıkçası. Çok az tanıyamadın. Evet ben görür görmez işte bu dedim. Sonra ertesi gün Hasan'ı aradık. Ondan sonra Hasan dedim neredesin? Dedi ki Ankara'da gösterideyim. <laughs> dedim ki ben Dalaman'a geçiyorum. Seni Ankara'dan nereye gideceksin dedim gösteriden sonra. Dedi ki Antep'e gideceğim dedi. Tamam dedim ben sana uçağı yolluyorum. Sen dedim Antep'e Dalaman'a uğrayıp sonra gidersen olur mu dedim. O da şok geçirdi olur abi dedi. Gösterinin sonrasında saat gece 1'de uçakla aldım Ankara'dan. Ben de e, Dalaman Havaalanı'na geçtim. O sırada şey şeydeydim, Marmaris'te bir yerdeydim. Havaalanında Hasan Can'la buluştuk. Ondan sonra arkadaşlarla beraber gelmişti. E, 15 dakika sonra biz sarmaş dolaştık. E, ondan sonra beraber olmakla ilgili prensip kararlarımızı verdik. Ondan sonra onlar Gaziantep'e gece saat 2.30-3'tü buluştuğumuzda. Antep'e gösteriye devam ettiler. Sonra da zaten ö, öbür haftada İstanbul'da e, Açıkçası işimizi halledip yolumuza da devam ettik. Yani Allah istedi diyelim ben Hasan'a da söyledim. Biz ekseni açmıyor olabilirdik. Hı hı. Evet. Platformumuz olmuyor olabilirdi. Hı hı. Yani bir sene sonra açsak Hasan eminim ki çünkü 3 ay sonra ben onunla bu anlaşmaları yaptıktan 3 ay sonra 1 milyon barajını açmıştı YouTube'da. Dördüncü ayda bütün Türkiye sana konuşuyordu. Beşinci ayda bize transfer oldu diye vay efendim nasıl YouTube'dan gidersin deyip trending topik oldu üç gün boyunca. Yani az dayak yemedi şey Twitter'da da. Evet, evet hatırlıyoruz. Ee, ama tabii o, o kadar sempatik ve e, gerçekten hayata güzel bakan birisi ki hani onlara gülüp geçtik tabii. Peki sana çokça sorular geliyor. Seyircilere söz verdik sorularına e, sana yönelteceğiz diye ee, abi beni de eve davet eder misin? <laughs> senin misafirin olmak istiyorum. Hem de İran'dan yazmış. Bir seyircimiz de yazmış. O ses Türkiye'de hadise olmayacak mı bundan sonra diye. Ya o konuda şöyle anlatayım size kısaca. Ee, biz bu sene hadiseyi o sesin üzerine bir de o ses rap'e davet ettik. Hı hı. Çünkü hadisedeki nasıl olacak dedi. Dedim ki e, rapçi değil ya. Hı hı. E, ama dedim senin müzik kullan çok iyi. E, konuya çok hakimsin. Ee, ve dedim hani o ses rapte bir kadın olacaksa. Türkiye'de tabii ki rapçiler var ama tanınan rapçi yok. Hı hı. Yani kadın da yok. Yani kadın bulamadık. Hani Mero ile anlaşıyoruz acayip mutluyuz. Mördo anlaşıyoruz acayip mutluyuz. Ee, kadın yok. Hı hı. Hani o, orada dört tane erkek görmek istemedik. Hadiseyi davet ettik. Bir sonuçlar aldık inanamazsınız. Yani o ses rap eksenin en çok sevilen beş programından biri oldu. Bütün o elli kontent içinde. Hadisenin senin bir reytingi var çünkü evet. bir de rap kulağı var. Rap seviyor zaten. Biz hadiseyle yani çok rap muhabbeti yapmıştığımız vardır. O da rapçi aslında. Yani şey olarak sevgisi çok yüksek. R&B çok seviyor. ondan sonra ben dedim ki rapte olur musun? Hani orayı dolduramayacağız. O da seve seve olurum dedi. E şimdi hem o ses rapte hem normal o seste Ondan önce Hülya'da bir kere yapmıştık mutlu olmadık. Hem yetenekli Hülya vardı hem o seste Hülya vardı. Olmuyor o zaman da. Biz de jüriyi değiştirdik. Yani. Değiştirdik derken e, Adise'yi O Ses Rap'e e, davet ettik. Sağ olsun kırmadı. Çok güzel oldu. Peki bugüne kadar da çalışmış olduğun isimleri saysak ilk sana ne çağrış, çağrıştırıyor? İlk hani böyle ne kelime? Yıldız Tilbe. Yıldız Tilbe yani sürpriz açık olacaksın Yıldız'la. Yani şey kutusu gibi pandora kutusu gibi yani ne çıkacağı belli olmaz. Ama çok sevimli. Evet, çok zorladı mı seni? Ya işte herkes çok zorlar, çok zorlar, çok zorlar. Yani inanılmaz mutlu çalıştık. Aşırı tatlıydı, şakalaştı. Çekimler yani şey gibi geçti onlar. Böyle şiir gibi geçti. Ebru Gündeş? Ya Ebru, Ebru bak şunu söyleyeceğim. Ben muhabirken dediğim bir dönem var ya. Evet. Hı hı. O zaman benim ilmini isteyen İki insandan biri Ebru Gündeş. ilim isteyenden de böyle net hissettiğim diyeyim. Yani ilim derken hani benim e, ileri doğru gitmemi istediğini hissettiğim. Hı -hı. Böyle altıncı ise gerek yok. Hani evet. üçüncü, dördüncü, beşinci isimle de aldığım yani. Hı -hı. Biri Hülya Avşar'dır, biri de Ebru Gündeş'tir. Ha, bir de Seda sayan da sayabilirim tabii ki buna. Ama Seda ile o zaman çok görüşmezdik. Evet. Ama Ebru Gündeş o dönemlerden dostum. Ee, yani çok güzel günleri beraber yaşadık. Çok zor günleri zor günler beraber yaşadık. De ee, yani o zamanlarda yani o da yani sağ olsun her zaman bilir ki zora düştüğü her dakika ben onun için oradayım. Ve ben de ondan e, ne rica etsem yapacağını çok iyi biliyorum. E, derdimi de derdi yapan e, insanlardan biridir. Hadise? Hadise çok renkli bir kişilik. Yani hadise şöyle anlatayım. Bence Türkiye'deki Belçikalı aslında. Hmm. Ama e, tabii ki o Türklük de kanında olduğu için evet e, yani yabancı damat diye birisi gelir ya evet bence hadise öyle evet. çünkü aslında hala Avrupa yani kafa Avrupa hı hı. ama kanı ruhu Türk o yüzden de e... ona arada şöyle hatırlatmalarda bulunuyor musun kızım bak burası Türkiye şöyle yap böyle yap böyle söyle yok e, yani zaten bence kendisi birçok kararı verebiliyor ama yani hadiseyle tabii ki hani elinden gelince destek oluyorum. Ee, o da bence hani çok yeri doldurulamayacak durumda kariyer olarak da. Evet. Yani mesela Türkiye'deki istiyorum ki 2-3 hadise daha çıksın mesela. Tabii. Hı -hı. Dikkat edin hani e, yok e, e, tabii Gülşen var, var e, ama böyle yabancı müziğe de böyle meyilli. Hı -hı. E, işte bir Aleyna geliyor oradan diyelim ama böyle 4-5 tane e, popstar çıkması Çıklıyor. isterim. Gökhan Özoğuz arkadaşım o da tabii ki. Yani onunla böyle bir 2-3 senedir çok görüşemiyoruz. O biraz sonuç itibariyle hani o ses bir görüşme sebebi gibiydi. Şimdi eskisi kadar görüşemiyoruz ama arada da konuşuyoruz. Yani bana göre tam kendine has bir insan diyorsun ya. Evet. O Gökhan işte yani. Evet. Yani o hani o biz o sesle 2 yıl 3 yıl boyunca beraberdik. Hani o espri yapmıyordu. O doğal davranıyordu. Biz onlara gülüyorduk. Çünkü onun doğalı zaten e, bambaşka. Yani e, insan olarak hiçbirimize benzemiyor. Değerlendirmeler farklı. Evet, evet. Holigan tipli böyle. Tamam, aynen. Yani o da e, yani bir tane Gökhan daha yok. Sergen? E çok sevdiğim birisi. Sergen'in benim için en büyük özelliği açıkçası e, temiz kalbidir. Hmm. Yani, aşırı temiz kalplidir. Böyle bir de o vurdum duymazlığı var ya onun. Yani insanların eee hmm konuşması, osubusu onu hiçbir şey etkilemiyor. O böyle kendi dünyasında güzelce yaşıyor. E, tabii ki aşırı zeki. E, ve beni çok güldüren insanlardan biridir. Hani mesela e, ba, işte, Oğuzhan dediğin zaman adam mesleği komedyenlik. İbo dediğin zaman mesleği komedyenlik. Ama Sergen konuştuğu zaman <laughs> inanın hani <laughs> o espri yapmıyor. <laughs> Öpüştüğünü <da>. izlerken bile <laughs> evet, biz. Yani, yani Doğal. Evet, yani, yani, konuşması en eğlenceli insanlardan biridir. Peki bir soru daha geldi. Acun dostlarına çok değer veriyor. Benim imkanım senin imkanın diyor. Yani iyi tanıyor sen herhalde. Yanındakilerin yaşam kalitesini de yükseltiyor. Peki bugüne kadar içlerinden birinin yanlışını hasetini görünce ne yapıyor? Nasıl uzaklaştırıyor ya da uzaklaşıyor? Yöntemi nedir diyor. Ben yani bilmiyorum inanması belki çok zor ama hiç dost kazı Yani dostlarımdan da hiç kazık yemedim. Hani şu andaki dönemde de yemedim eskide de yemedim biraz o konuda iyi insan seçerim diye düşünüyorum yani evet. yani insanları iyi seçerim ee, yani öyle herkese de çok yakın ve samimi zaten olmam hı hı. öyle paylaştığım insanlardan böyle vakit harcadığım insanlardan böyle dost kızı yemiş değil mi? yoktur hı. o yüzden hani onu aa bunu yaptı uzaklaştıran falan öyle bir sistem yok o biraz e, dizik şey gibi oldu yani <laughs> dizi de böyle hani bir arkadaş grubu vardır e, bu iyi değil <laughs> arkadaşları uzaklaştıran öyle bir dünyamız yok bizim yani e, ama yani akrabalarda sorun bazen yaşanıyor. Bu da hayatın şöyle bir bu konuda farkı var. Bu da çok fena dost, bir şey aslında. Ya dost, Daha kötü. Evet dostunu kendin seçebiliyorsun. Akrabanı seçemiyorsun. seçemiyorsun. Aradaki farkı o. Hiç o yani o yani. konuda bir dilin yandı mı? Abi yani evet. olacak ama kızlık yediğin oldu mu? Yedim ama onunla konuşmak istemiyorum şu anda. Yani çünkü sonuçta akraba konusu. Yani akraba Hı, konusunda bana. konuşmam lazım. Evet. Peki yorumlara da bakıyoruz. Hep pozitif yorumlar geliyor. Gerçekten çok seviliyorsun burada. Ama bu buraya özgü bir durum değil. Yunanistan'a gidiyorsun, orada da çok seviliyorsun. Meksika'ya gidiyorsun, orada da çok seviliyorsun. Sen de şeytan tüyü mü var? Ne bu işin sırrı? Yani şöyle açıkçası, yani Yunanistan'da son iki yılda evet. aşırı derecede gündeme geldim. Yani <laughs> e, basın Benle ilgili çok haber yapmaya başladı. Sonra daha çok haber yapmaya başladı ve basında çıktıkça da e, Yunanistan'da çok gündem oldum. Biraz e, beni şey şimdi orada yatırımcı olduğum için hı hı. hani Türkiye'deki bilinen Acun'la Yunanistan'daki Acun aynı Acun değil. Nasıl? Türkiye'de çünkü be, insanlar benim muhabirlikten sunuculuk, yapımcılık diye böyle bütün merdivenleri görüyorlar ya. Bir yandan patron, bir yandan bizim evin oğlu gibi evet. görüyor burada. Yunanistan'a girdiğim yer en tepeden girdim zaten. Hı. Hani Ünlü televizyoncu, televizyon doğayını işte medya Yatırım. devi Acun Yunanistan'a geldi diye oldu iş. Hı. Şimdi öyle olunca da e, bu çok kolay bir şey de olmuyor. Çünkü e, şimdi buradaki insanlar sağ olsunlar hani e, ben belli bir standartta yaşıyorum diye bana karşı bir kin beslemiyorlar. Havak halkımız zaten önlerinde kazanmışım. Evet. E, ondan sonra kendim kazanıyorum. ya İyi standartlarda yaşıyorum diye... Gör, yakışır abi derler burada. Evet. Hmm. Şimdi Yunanistan'da öyle bir risk vardı yani. Sonuçta bu adam geldi işte parası olan bir Türk yapımcılık yapıyor falan. Bunu bir şekilde hani 4-5 yıldır oradayız biz Yunanistan'da. Artık son geldiğimiz nokta işte medya araştırması yaptırdım. Hmm. O da Yunanistan'da jüri seçeceğiz. Hmm. O jüri seçerken beni de sorun dedim. Hmm. Hani hmm. insanlar ne düşünüyor diye. %78'i pozitif bakıyor çıktı. Çok o da beni çok mutlu etti yani. Evet, çok Çünkü mutlu. kolay bir şey değil yani bir yandan Türkçün gerilimler yaşanıyor ülkeler Tabii. arası ona rağmen %78 çıkması çok çok iyi geldi bana. onun dışında arama motorundan da araştırmışlardır seni, bakmışlardır <laughs> röportajlarına, bilgilerine. Ya işte çok o iletişim çok kolay değil sonuçta biz Türkçe konuşuyoruz, onlar Yunanca. Evet. Hani Yunanca zor bir dil bize yani. Ben biraz konuşabiliyorum ama inanılmaz. Öğrendim biraz. Biraz öğrendim. Sonuçta Yunan yarışmacılarla ciddi bir senbitemiz oldu. Hmm. Ee, ...iki kere, yuna, iki değil aslında daha fazla üç dört kere de. Bu sene e, sunucu Yunan sunucu, şeye gidince reklam çekmek için e, bizim e, George Yunanistan'a gitti. Altı gün boyunca ben sundum onların yarışmaları. Hmm. Daha, daha önce de evet, e, yarışmaları sundum. Tabii ki orada kulağımda e, Emine var bizim. Emine tercüme yapıyor. Bazen yarışmacı söylediği zaman onu anlamam lazım. Ama komik diyaloglar da oldu. Çünkü iki tane üç tane çok komik hikaye vardı. E, ayrılmış bir çiftti. Hmm. E, Survivor'a ikisi de ölümüne başvurdular. Hmm. İkisi de onu alma, beni al onu alma diye böyle orta birbirine katladılar. Biz de ikisini birden aldık. Yani şey, kız arkadaş, kız arkadaş hmm. arkadaş. Bunların hikayesi bütün Yunanistan'ı sardı. Hmm. Ve ben de şimdi onları seçmeden ben seçtiğim için e, tabii ki seçmelerde olan muhabbetlerden dolayı onlarla bir samimiyetim vardı. Sunarken de onların muhabbetine daldım. Ha. O Muhammed'e dalınca iş iyice gündem oldu falan. Ee, öyle çok komik şeyler yaşadık. Peki genele hitap eden çok izlenen programların var. Masterchef, Survivor yeteneksizsiniz. Var mısın yok musun? Katılsaydın hangisinde çok iddialıydın? Var mısın yok <laughs> musun? <laughs> <laughs> Kesin kazanırdım. Yani e, öyle programlara katabilecek bir yeteneğim yok açıkçası. Hı. Ee, hani sonuçta ekranda e, seyrettiğimiz o büyük yetenekleri görünce gurur duyuyorum yani e, bizim yeteneksiz e, yani motosiklet gösterisi yapan kardeşimiz şu anda e, dünya şampiyonuna gidiyor e, yarışlarda onun dışında ne hı. bileyim Aleyna Tilki'yi biz yeteneksiz de bulduk e, ve ne bileyim İrem Derici o seste bulduk hı hı. yani çok güzel yeteneklerle buluştuğumuzu düşünüyorum e, bütün bu geçen belki 10 seneyi geçti neredeyse ama benim oralarda olma şansım yoktu. Ama var mısın yok musun da? Yani şeye üzülüyorum. Bir gün kendim yarışacaktım. He. Evet ama ayarlayamadık. Denk gelmedi yani. Bir gün böyle bir kendim yarışmak istiyordum var mısın yok musun da? Çok eski yarışmalardan ya da programlardan bir tanesi sürpriz olarak ekrana gelebilir mi? Çünkü dünkü röportajında dedim ki bir sürprizim var ama şimdi hayatta açıklamam. Burada açıklasan ne olur? Dün Hiç açıklamadım. Var. <laughs> Sen ha? var ya Ben zaten yani bizim odada konuştuğumuz, üç kişilik konuştuğumuz şeyi bana anlatıyorsun. Sana sürpriz falan bırak ya hikayeyi. <laughs> ben şu anda beynim okuma diye başka şeyler düşünüyorum biliyor musun? Yani aman ya aman beynim okur diye. televizyon Yok üç tane şeyim. derin pasın pasım var şu anda konuşmada. Allah. Onu öğrendim bunu öğrendim falan. Yani o kesin. size söylemem demek Sağır Sultan demek. Yani anladın mı? Yok hiç Onun söylemeyin. evet. Yok tabii tabii. Yani Eksen evet. güzel gidiyor. Evet. Bir milyon. Evet, 1 milyon var. oldu. Evet. 1 milyon üyesi var. Aslında bir, yani bugün 1 milyon oldu. E, çoğu insan dijitalin yükselişini aslında göremedi sen hemen o kokuyu aldın nereden aklına geldi bir sabah uyanıp arkadaşlar toplanın ekseni kuruyoruz mu dedin? Yok e, her şeyin zamanlaması olduğunu düşünüyorum hı hı. E, pandemi döneminde insanlar eve kapanınca evet. e, ve e, açıkçası kontentler bitince hı hı. o zaman geldi aklımıza ve pandemi dönemi insanların Bence dijital alışkanlıklarını da arttırdı. Kesinlikle. Yani alışveriş yapmayı öğrendiler. Aynen. Yani ben ben bir beceremiyordum mesela. Hı hı. Hani pandemide çözdüm işi. Yani ben internetten bir şey alabilecek durumda değildim. Şimdi hani biraz zorlanırım ama alırım. yani bunun normalde Türkiye'de de gelen rakamlara baktığın zaman işte mesela sevgili Getir'deki arkadaşlar sahipleri dostlarımız. Onlarla da sohbet ediyoruz. Yemek Sepeti dostumuz yani onlarla da konuştuğumuz zaman yani bu sirkülasyonun çok arttığını görünce hı hı. insanların alışkanlıklarının da arttığını görünce biz de geleceğinde tabii sonuç itibariyle major kanal olarak da bence uzun süre devam edeceğinden şüphem yok ama başka bir alanın da açıldığını da görünce biz de bu alanda var olalım dedik hı hı. ama hani şampiyonlar ligini alır, alır evet, almaya karar evet. verdik diyorsunuz evet. bu bir bizim için Allah'ın lütfu yani çok hani kolay bir şey değil ama tabii ki bir yandan da korkunç da bir riski ris de var. Çok ee, da bilsek bir maliyet katsayısı bizde var zaten. Hani ben hayatımcı zaten riske girmişim. Hani Ya uykum kaçmıyor mu dönem paralar ya izlenmezse ters bir şey olursa? Yok. Çok kolay uyuyorum diyorsun <laughs> da yani bu paraların altında. Ama hayır telaffuz etsem senin uykun kaçar öyle söylüyorsun. Yok sana. ben <laughs> tahmin ettim <laughs> evet. yani hani öğrendim daha doğrusu. Evet. evet. Ondan şüphem yok. Pardon. <laughs> Hiçbir şey söylememe gerek yok. Şimdi ha. ya oradaki konu şu. Ee, ben A açık açık söyleyeyim yani para e, parayla mutlu olan biri değilim. Başarıyla mutlu olan biriyim. yani benim için başarı mutluluk veriyor. Başarının devamında da ben bugün yani e, ülkemizin yani gücünü şöyle anlatayım size. Hı hı. Güçlü bir ülkede bu işi yaptığım için yüksek standartlar yakalayabiliyorum. Eğer ülke güçlü olmazsa televizyonculukta başarılı da olsanız hiçbir para kazanamazsınız. Bir kere burada hani e, çok şanslı görüyorum kendime. Yeteneğimi sergilediğim ülkede bu ekonomiyi sağlayabiliyorum. Hı hı. Onun dışında e, bir şey kaybettik, bilmem ne yaptık. Yani e, bunlar benim için bir şey ifade etmiyor. Hani borcum var, aa, gece. Ben Show TV'deyken, hı. bak size yani bunu aklınızı alamaz yani. Beş sene boyunca birinci oldum. Yılda böyle 80 kere falan birinci oluyordum, 80-100 kere birinci oluyorum. 5 yıl boyunca hani çok ciddi para kazandım. 5 yıl boyunca birinci oluyorsun, yapımcısın, evet. sunucusun. Yani kazandığımız para çok yüksek. Paramı alamadım o dönem. Ekonomik kriz bu sonuçta her müessese çalışmışsın Bir yıl idare ettim, iki yıl idare ettim, üç yıl, dört yıl. Beşinci yıla geldiğimizde son durum şuydu. Hı. Show TV'den 100 milyon alacağım var. Show TV ne kadar? Piyasadan da piyasaya da e, 50, 40 milyon şeyim var, borcum var. Borcum var. Yani Show TV batsa 40 milyon borçta kalacağım. 5 yıl birinci olmuş olacağım. 40 yani milyon dedim. borçla e, ortada kalacağım. Ve Show TV'de battı mı batacak mı belli değil. Ve bir gün Show TV TMSF'e koydu abi. Ne yaptın o gün haberim Güzel olmuş. bir yani reklam olacağı için söylemiyorum. Yani içecek içtim. <gülüyor> <gülüyor> Ama benim ne içtim bilirler. bilirler. Ee? Ondan sonra ee, dedim ki hadi bakalım şimdi ne olacak? Hani e, çünkü şu olabilir. Devlete borcu varsa e, olduğu gibi gidebilir. O olabilir, bu olabilir. O zaman yani, bir 15-20 gün öyle sürünceme de geçti. Bir ay belki hatırlamıyorum da. Sonra ben şunu söyledim. E, bizimki helal para dedim yani. Biz dişimizde tırnağımıza 5 yıldır bir şeyler yaptık. Sonuçta hani Allah nasip ederse inşallah alırız. E, Turgay Ciner. Show TV'yi aldı biliyorsunuz. Evet. E, aldı ona sattılar. Ve o alır almaz da ilk iş beni çağırdı. Ve hemen alacağımı ödediler. Ve yani o zaman bizim için tabii kolay bir şey değil yani piyangodan para çıkmış gibi. Evet, yani. Tabii. yani kendi paranın hani pa bir şeyini kaybedip zor alırsın ya tam onun gibi. <laughs> Senin bizim için ki. Acun para konusunda çok şanslı para parayı çeker diyorlar. E, onu bilmiyorum. Sonra gittim mı? o parayla TV8 aldım zaten. Yani o yani tv 8 aldığım parası. E tabii o bütün kazandığım parayla Ozan Star TV'de de program yapıyordum. Bütün o birikimle gidip TV8'i aldım. TV8'i aldığım zaman da yanlış anlamayın 80 milyon dolara aldım. arada tabii ki ciddi bir borçlanma da var. Artık orada kanal büyük kanaldan bahsediyoruz. Yani büyük kanalın yıllık gideri 400 milyon. İster öde, ister ödeme. Evet. Yani 400 milyon lira gider Bilecek. var. Yani sen sen 200 milyon kazandıysan 200 milyon bulacaksın kardeşim. Devam et. 450 milyon kazanırsan da 50 milyon kar edeceksin. Bizim de o zaman o riskimiz de oydu öyle düşün yani TV8 aldığımızda. Ama dediğim gibi seyircimizi oraya taşıdık. Ben hani bugün hep söylüyorum tahmin edemeyeceğiniz, bak hayal edemeyeceğiniz bir sevgi görüyorum ben. Hani bana olan sevgiyi ben size şu an kelimeyle anlatamam. Beni böyle yoldan yakalayıp ...içeri alırlar böyle restoranlarda falan... ...abi burada yiyeceksin diye. Hiç başına gelen bu anlamda komik unutulmaz bir hikayen var mı? Yollarla ya, tabii ilgili. Tabii canım kendim trafik olduğu zaman... ...karşı şeride atlayıp yoldan araba çevirip... E, ...bir yayına yetişmiştim falan vardır mesela. <laughs> Ama ben böyle el ediyorum... ...üç araba birden e, duruyor. <laughs> hani o şeydi değil... ...normalde hani <laughs> otostop falan çekersin ya... E, ...iki telli de e, yayına yetişeceğim. bir e, Kanal D'de bir konuktum. E, yayına son beş dakika yedir. ...o iki tellinin son bir düzlüğü vardır, pis bir trafik... Köprü üstünde hmm. orada bir kitlendi trafik o trafik kitlendi yetişme şansım sıfır hmm. karşı şeride atladım oradan bir araba ancak beni götürebilir. gidip çünkü U dönmemiz lazım trafik dolu dolu bu taraf şeye doğru akıyor Kanal doğru akıyor <laughs> köprü üstü Ay, arabalar gelirken şöyle yaptım ilk araba durdu ikinci araba buraya durdu <laughs> üçüncü araba durdu ben şoktayım tabii sonra atladım bir tanesine. Ona ondan sonra abi ya senle beraber arabadayız şu anda diye mutluluktan ölüyor. Ben de bırak beni şimdi gaza bas kardeşim. <laughs> hani sonra bu yani, ederiz diye. Mi? Ondan Peki. sonra <laughs> ya, neler geliyor? cebimde para yok. Ya, herhangi bir vatandaştan düşünsene buradan çıkışta abi bir 100 lira versene. Ya, taksiciden yolumda. borç aldım ya. <laughs> ya. Evet taksiciye dedim ki Levent tarafına geliyor musun dedim. o <laughs> da borcu ödeyeceğim ya şimdi. Havalının orada neden ha Abi OGS sistemleri var ya. Evet. OGS sistemi yeni açıldı. Üçüncü köprü şey yok. Bariyer var. Bariyer açılmıyor. Hı hı. şey geçemeyeceğim. Gişe geçemeyeceğim. Kardeşim 100 lira var mı dedim taksiciye. <laughs> Ondan sonra ayıp ediyorsun abi dedi. Ondan sonra 100 lirayı devam ettim. O <laughs> dedim ki Levent'e gelirse ben o tarafa gelemem helal olsun abi dedi. Devam ettim. Ve gelmedi de. Yok. Ama <laughs> benim bir tane anım var en ne? O, sevgili Arap e, ben o sıfır dediğim bir dönem var ya şimdi Evet Barosko. o dönemde taksiye bineceğim para yok acil yetişmem lazım o, e, o dönemdi aslında pardon dükkanımızın olduğu bir dönem vardı boyacı var ya yoldaki boyacılar evet. Arap vardı bizim küçük çocuk 15 yaşında Hı. ondan sonra e, Arap biz arabı desteklerdik Hı. yani araba devamlı Hani Hı. sıkıştığı zaman şimdi boyacılıkta geçinemiyor çocuk Hı. biz o zaman araba devamlı destekliyoruz Ondan sonra bir gün e, taksiye bineceğim para yok. Arabı gördüm. Arap dedim döndü. Para var mı dedim. Ne demek abi dedim. <laughs> Ondan sonra verseydim Arap güzelce para çıkardı tak tak verdi bana. Arap da biliyor şimdi sonuçta Acun'a verecek. Acun yarın öbür gün mutlaka telafi eder diye. <laughs> sonra bu anıyı anlattım. Evet. Bir arkadaşım 25 yıl sonra evet. e, Arap'la buluşuyor. Ee. Bizim Şaşkın Bakkalıydı Arap. Abi. Ondan sonra e, Acun abi benden bahsetmiş. Ondan sonra Arap diyor ki acayip mutlu oldum. Çocuğu falan olmuş. Ondan sonra dur bak. Ee, şey e, fotoğraf yolladı bana. Ay, <laughs> aman ki. telefondan e. mı? <laughs> <laughs> risk alıyorum şu an. <laughs> bak. Arap. Hadi gösteriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk yürü. Çabuk İşte Arap. <laughs> evet. Peki. Ama sevgiler e, geleceğim bir gün beraberiz inşallah. Telefonla gelen son mesaj ne? Son, e, şu anda kaç mesaj geldi söyleyeyim sana? Evet. Yani bu yani yayına girdi kaç dakika oldu? Yayına girdi valla... 25 mesaj gelmiş. 20, en son Teşekkür gelen efendim. mesaj ne? En ya? son gelen mesaj. 25 mesaj gelmiş. Saffet Hoca. Evet. Evet. <laughs> Dün e, e, Saffet Hoca'yı devamlı yeniyoruz. E, evet. O da Saffet Hoca'ya buradan sevgiler. Saffet Hoca e, Seferihisar'da e, futbol e, teknik direktörü. Hı hı. E, biz bir vesileyle tanıştık. Seferihisar Çeşme yakın ya çok da yakın değil bu arada. Hı hı. E, böyle bir, bir saatlik yol ama gelip top oynadık geldik onları. Yenince hoca çok sinirlendi. Başka bir takım oynadı. Yine yendik. Sonra yine yendik. Hoca böyle artık en son getirdiği tamam. takımla bizi yendi. <laughs> Ondan sonra ben de hocam dedim. Yani sen, ama biz şimdi sonuç itibariyle veteran maçı oynuyoruz değil mi? Hmm. Beş gün sonra milli takım kampına ziyarete gittim. E, kimi ziyaret ettim hatırlamıyorum ama. Orada milli takım antrenman yapıyor. Kum milli takımı. Hmm. Abi Acun abi diye bir ses. Bir döndüm. Saffet Hoca'nın oynattığı çocuk. Aha. Adam, kum milli takımının adam da geldi karşımıza. <laughs> tamam mı? <laughs> Ben tabii bunu <laughs> Süper. ondan sonra ya Saffet Hoca dedim sen Vallahi manyak mısın diye, bu kadar dönmüş. mı kafaya taktın. Şimdi yani, işte Çok da gülüyor. Ondan sonra e, şimdi e, Saffet Hoca biz ayak tenisine başladık. Ayak tenisinde biz bayağı iyiyiz bu arada. Hı -hı. Saffet Hoca'lar da hani kötü demeyeyim hani şimdi ayıp olmasın. Ben bunu videoya çekiyorum ondan sonra maçtan önce. Sonra maçtan sonra bir daha Instagram'a koyuyorum. Beni rezil ettin. Sen çok şey gerçekten çok ayıp ediyorsun falan <laughs> diye. Her yendiğimizde videosunu koyuyorum Safet Hocam. <laughs> tamam mı? <laughs> Deliriyor Safet Hocam. Şimdi dün Candaş programda şeyi Bilmiyorum. koyuyor. Fatih Hoca ile e, ayak tenisindeki gerilimimizden bahsediyor. Şimdi ondan konuşuyoruz. Safet Hoca şimdi onun videosunu yollamış. Evet. Orada işte sen işte ayak tenisinde çok agresif misin falan. Ne alakası var dedim ben ne agresif olacağım falan. Şimdi bana Safet Hoca'ya yolu şu surat ifadesi bile her şeyi ispatlıyor demiş. şey. Dur şu Safet Hoca'yı aramam lazım bak. Tamam arayalım. Böyle birini böyle birini bul. Kapattı, kapattı, kapattı. Bir daha arıyoruz. Belki heyecanla panik. Hocam. Efendim. Bak öncelikle canlı yayındayız. Tamam mı? Bak canlı yayındayız. Bunu yapmasaydım iyiydi. Bunu yapmasaydım <gülüyor> 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 Hayır. Sonuçlardan bilen bahseder miyim? Kimse duymasın sonuçları. Ben bir şey söyleyeyim. Evet. Sen hayatında gördüğüm olayları en saptıran evet. insansın bak. <laughs> Gerçekten söylüyorum. Şu anda televizyondan seni izliyorum. Şu <laughs> evet. anda televizyondan seni izliyorum. Tam olarak karşımdasın. Evet. Evet. Sana kesinlikle karşı çıkıyorum. <laughs> Hakikaten hiçbir şekilde oynadığın oyunda herkese baskı yapan ve herkesi etki altına alıp maç kazanmaya çalışan bir sistem. Bunu bil. <laughs> Bunu bil. Ben sana bunu kalben söylüyorum. Tamam geri kalan aynen. geri kalan hepsi yalan. Ee, kesin <laughs> oradaki insanları inandıramazsın. <laughs> sana Peki, söylüyorum. Peki Safvet konuk gelir mi? Bunu senden acı alacağım mı? bunu da bil. Bu işte değil bak senin konuk istiyorlar burada. Evet buraya istiyorlar. Benle ilgili konuşmak için konuk istiyorlar <laughs> seni. Yok, Saffet, Saffet ee, hocam. Senle, evet. senle çok anımız olduğu için. <laughs> evet, Gelemem diyor. Yani çok hırslı, aşırı hırslı. Benimle. Ya bak ne yaptı biliyor musunuz? Bunu yeminle anlatıyorum. Yendi hmm. Yendik en son maçta. Yani şimdi hocam, birbirimize fazla şey yapmayalım. Geçirmeyelim, yayındayız ya. Ben çok ölçülü gideceğim, sen de ölçüyü bozma istersen. Şimdi... Yıldız, ben zaten çok ölçülüyüm. Ya, sen hiç merak etme. Tabii, tabii. <gülüyor> <gülüyor> şimdi. <laughs> şimdi Dedik ki, abi revanş yapmamız lazım dedi. E, şimdi, e, futbolcusuz gelmiyor. Yani getirdiği futbolcu genelde Süper Lig'de falan yıllarca oynamış insanlar. Şimdi futbolcusuz gelmiyor. E, Mert getireceğim diyor, yıllarca oynamış. E dedim tamam e, Mertel'le oynayacağız dedi Çeşme'de. Dedim ki biz haftaya gelebiliyoruz. Mertel er gidiyor dedi. E ne yapalım dedim. Biz gelelim o zaman. <laughs> Abi atladılar. <laughs> İzmir'den. Geldiler maçı oynayıp döndüler. Sonuç aramızda kalsın hocam. Sonuç <laughs> aramızda kalsın. Yazık bizim. Sıkın sıkın inanmayın. Maç bitmedi. Maç bitmedi. Maç bitmedi. Mertel <laughs> sakatlandı ilk oyunu. 4-3 aldı. Böyle bir şey yok. Tamamıyla <laughs> kendi bakın ayak tenisi diye bir şey oynanmıyor. Acun tenisi oynanıyor. <laughs> ayak tenisi yok. Ayak tenisi <laughs> olmuyor. İddialar çok e, ciddi. <laughs> falan. Kesinlikle öyle bir şey yok. Acun tenisi. <laughs> acun kuralları. Acun tenisi. Hocam merak edin. Tamam. <laughs> tamam bir şey söyleyeyim. Bunları anlattı şimdi. iddiayı. i̇ddia ediyor E ne yapıyor? Ben anlamadım. Ben, neyi yap? Benim suçum ne? Ne yapıyor? Oynuyoruz ya ben attım sen attın. Senin topuna mı müdahale ediyorum? Ne yapıyoruz ki? Şöyle. <laughs> Her şeyin, her şeyin... Mesela, biz mesela iki tane sayı suçlar olun hemen suratın düşüyor. <laughs> hemen böyle bir acayip hali oluyorsun. Hani hareketlerin yaşıyor. Sonra mesela olmayan bir şeyde olmayan bir kuralla olmayan bir şeyi bize kabul ettir, ettir diyorsun. Yani <laughs> bunun kuralı ne biliyor musun? Acun tenisi. Kuralları mı değiştiriyorsun acaba? <laughs> ya yani. Yeniden yazıyor. Ya bir şey söyleyeyim. Bak sen gerçekten bak yalancı bir insansın. <laughs> tamam mı? Bunu bil. Bak seni seni Türkiye'ye rezil ettim ama... Bu, eğerse dünyayı rezil etmem lazım. <laughs> Canlı yayın planı bırak. Seni, seni bak. Bak, bak. Seni, seni çok fena yapacağım. Bir i̇şte Bunların hepsi iftira. Bunun iftira. Defalarca yenildin. Hazmetmesini bil tamam mı? Ha <laughs> evet, tamam. <laughs> futbol hocasısın. Futbol hocasısın. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Öpüyorum hocam. <laughs> sevgiler. Sevgiler. Çok öptüm. Sağ <laughs> ol. Çok <Yolsuz. Evet>, güzel. <laughs> aradığına pişman mı oldu? Ya, bu arada kan çekti herhalde. Selim'cim canlı yayındayız. Öyle mi abi? Tamam. Evet, e, Biraz evvel senden bahsettim de. Tişört yolluyorsun diye 500 tane. <laughs> gönderiyorum abi. Şu an üretimde. E öyle mi? Ha, tamam. İyi kumaştan da gönderiyorum. Tamam biraz çabuk olursa sevinirim diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok şaka şey yapıyorum. Yok TV8'de canlı yayındayız şu anda. E, evet, seni sevenlere tamam. bir şey söylemek ister misin? herkese hayırlı bir gün diliyorum. Evet. E, i̇yi çok teşekkür, teşekkür ederim. İnşallah beraberiz. Beraber. Toplantı, toplantı saatini sormak için aramıştım abi. Babamın da selamı var. E babana hürmetler. <laughs> Şansınıza da Selim aradı. <laughs> Çağla arasaydı iyi olurdu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hadi Çağla bir de sen ararsan. Çağla bir siz de sen ararsan Selim verir. Işte, siz bu yüzden zaten buradasınız. <gülüyor> 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 Yoksa arıyor mu şu anda? Mesajlar okunuyor. Yani şu anda evet, Çağla'dan da mesaj gelmiş. Evet ne, oldu, yazmış? Oldu. ne yazmış? Ne yazmış? Ne olursun oku meraktan çatlarız. Ya bize yoksa. göster. <gülüyor> <gülüyor> yok hayır ya sabah 7'de mesaj yollamış da hmm. e, 8'de e, o mesaja bakmamı takdir etmiş. Ku Kuzen Veysel e, kuaförümüz Veysel mesaj atmış. Çok güzel duruyorsun dedi sağ ol bize Melikşah şu anda eksen raporunu yollamış. O güzel. Ee, evet, o... Peki Çağla görüntünle ilgili hani saçını böyle kes yok, şunu şimdi... giy bunu giy falan yok, yönlendiriyor yok. mu? yönlendirmiyor yani ben her zaman söylediğim gibi hani rahat bir hayat istediğim için zaten e, bu konuda güzel bir birliktelik yaşıyoruz. Öyle hani insanların rahat olması lazım. Hani evet, onu yap evet. bunu yap falan. Ben ama sorarım tabii ki. Fikrini sordum oluyor. Sonuçta çok zevkli bir kız çünkü. Evet. Yani maşallah çok zevkli. Ben de Hı. takdir ediyorum. Hani kıyafetlerine baktığım zaman Evet, evet e, çok şık. O işte e, bir yeteneği ve becerisi var. Var, oldu. Evet. E, ve takdirde ediyorum. Yani mesela e, Instagram'ı yok o, o açıdan o, yani etkiliyor yoksa, mu kapalı? O, o etkiliyor mu yani sosyal medyada olmaması? Ya, bak size şöyle söyleyeceğim, tabii ki herkesi kastetmiyorum ama maalesef bazı kadınlar Instagram'ın esiri oluyorlar. Hı. Yani senin Instagram'ı kullanman lazım, Instagram seni kullanmaya başlıyor bir yerden ah, sonra. Doğru söylüyorsun. Yani sen Instagram'ın yani çok güzel bir yani bir dostun var ismini söylemeyeyim çünkü hanımıyla sorun yaşar. Hanımım diyor ki New York'a gidelim diyor. Hanımım diyor ki sen şimdi New York'a beni fotoğraf çektirmeye götürüyorsan ha. ben burada çok iyiyim diyor. Hı. Hani buradan kalkıp New York'a kadar beni götürüp fotoğraf çektireceksin. Ama gezeceksek gerçekten gidelim diyor. Hı. Tabii sürekli yani bak, şöyle çünkü. Yani e, ben üzülerek görüyorum Instagram'ın insanların hayatını çaldığını. Hı. Yani doğru kullanımda çok faydalı bir şey bence. Arkadaşlar arasında ne bileyim üniversitedesindir, iş dünyasındasındır. Böyle güzel bir arkadaş grubuyla güzelce paslaşırsın başka bir şey. Hı hı. Ya da yine Instagram'ın açıktır da sen onu böyle bir hobi gibi tutuyorsundur Bu başka bir şey. Ama bugün bunu koyacağım deyip de bizim televizyonda kullandığımız bütün enerjiyi Instagram'a fotoğraf koymaya doğru yönlendirdiğin zaman beğenilme, beğenilmeme, yorum evet. bilmem ne deyip o dünyaya girdiğin zaman bence kadınlarımız için ciddi bir tehlike. Erkeklerde çok Instagram'a karşı konsantrasyon çok görülüyor. Acun peki kendi isminle ve kendi adresine adreslere girip çıkman merak ettiğin sosyal medyayı da iyi takip ediyorsun. Evet evet. Yani onu nasıl yapıyorsun? Başka Kend... bir hesabın mı var yoksa kendi yani hesabınla mı? Şöyle bak? başka bir hesabım olmak zorunda benim zaten. Hı. Hı. Çünkü ben sakar bir tipim. Yani o, o sakar bir tip olduğum için de yanlışlıkla hani, beğeni atabilirim. Yani ha, evet. tabii kaydırırken bile e, like en atabilirim. Yani bu. Yorumu mesela e, düz anlatayım size. Kendi yorumumu okurken diyelim bazen yoruma bakıyorum yani sağ olsunlar şey, aşağı doğru kaydırırken e, o parmağı bastığın zaman like'a dönüyor şimdi. Tabi. E, yorumu like etmiş oldum İki üç kere başıma geldi. Bizim hemen merkezden uyur geldi. Abi yorum like etti. <gülüyor> Öyle dedim <laughs> ki aman abi bana başka bir hesap açın. Ha. Ben sırf o hesaptan bir de mesela hmm, Kalkar bir de diyor derler ki hani aa Acun story'den bana baktı. Ya dünyadaki takip kazaları takip ettiğim site var mesela. Onun hmm. örnek olmasını istemiyorum mesela. Yani insanlara yol hmm. göstermek istemiyorum. Gelin siz de bu siteyi takip edin diye. Beni takip eden gençler var mesela. Ben orada gidiyorum mesela hmm. dünyada olan biten böyle kazaydı ne bileyim çatışmaydı onları takip eden siteleri de bakıyorum mesela. Hani ne olduğunu öğrenmek istiyorsunuz. İlgini çekiyor mu onlar? Ya, e, çekiyor. Yani şöyle şimdi Kedi düştü haberiniz var mı ondan? Ha? Ne o? Kedi Miami'deki kedinin haberiniz var mı mesela? Yo. Ne o? A, atlamışız. İnanılmaz bir şey ya. Hangisi ha. o? Zaten Türkiye'de kimsenin haberi olmayabilir. Ha. Abi kedi e, maç var futbol maçı. <laughs> Onu i̇ki, izledim. İki türbün. asılı kalıyor kedi. <laughs> Tabii ya. Ondan sonra şey e, kedi asılı kalıyor tutunamıyor. Ay. Bütün aşağıdaki herkes şokta. Kedi sallanıyor böyle tek eli. Yukarıdan elini uzatıyorlar. Yukarıya yetişemiyor. Bir kumaş parçasında sallanıyor sallanıyor. Sonra düşüyor. Aşağıda da bunlar e, bayrakları tutmuşlar. kedi aşağıda bir yakalıyorlar. Bütün türbün alt alta üst üste mutlu herkes. Ay. En son sahne kedi havaya kaldırılıyor böyle. Zafer <laughs> tablosu. Ee, şey, e, Miami'de bir site var da mesela onu takip ediyorum. Ee, Miami Problems diye. Hmm. Orada mesela gördüm. Yani değişik şeylerden haberim olsun isterim yani. Peki rejinin de bizim de çok merak ettiğimiz bir soru var. Evet. Soralım patrona. Reklama gitmemiz gerekiyor. Evet. Gidelim mi devam mı edelim? Normal şartlarda gitmemiz gerekiyor. Bu 45'in reklamı mıydı 11'in reklamı mıydı? Rejine sorsana. 45'in reklamıydı. 45'in reklamına 45 reklamı hala gitmemişler mi? Hala gitmedik. Yo valla su gidiyor. Gidelim oluyor. mi? Gidiyor Su gibi sana? akıyor. Yani. Gidelim reklama. 15 yıl sonra ikinci sayfaya ilk kez konuk oldun. Evet. Çok da güzel bir yayın oldu. Ben... Geldiğin evet. için Oğlum. çok teşekkür ediyoruz ama bunu saymıyoruz. Her ay istiyoruz. <laughs> Olabilir mi böyle bir şey? Ya <laughs> 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 Bir daha geleceğim sözünü vereyim de her ay bilemem artık. Bakarız yani ama e, mutlaka arada geleceğim. Yani. Saatiniz tam benlik. Yani <laughs> evet kesin. size de ben takdir ediyorum bu saatte kalkıp program yapmak. Yani bu saatte derken programın başlangıç saatinden... 2 saat önce hayatta evet, olmamız ee, gerektiğini bilmiyor olabilir. Hani 8.45'de yanlamasınlar. Çok zor bir şey. Valla takdir ediyorum. Gönülden başarılar diliyorum. Çok çok teşekkür ederim. Yani mutlaka yine geleceğim. Benim için de zaten hani hem projelerimizi anlatacağımız Hı -hı. hem de seyircimizle diyalog kurabileceğimiz çok güzel bir mecra oldu. Hı -hı. Hayırlı olsun. İnşallah güzel bir birliktelik yaşarız. Hı -hı. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim.